sinir ne de herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı kumandan. Basmane civarında çıkan küçük yangına hızlıca müdahale edildi. Yalnızca depolarda bir vaka yaşanmış. İkmal subayı önemli değil diyor ama asker üniformaları kaybolmuş. Asker üniformaları mı kaybolmuş? Evet kumandan. Kaç tane? 20 kadar. 20 tane? Evet. Gel. Gel Alexi. 20 tane asker üniforması ortadan kaybolmuş diyorsun he? Evet kumandan. Cevdet'in izi. Muhakkak Cevdet çaldı o üniformaları. Aslan, limana sessiz sedasız girmemiz gerekiyor biliyorsun değil mi? Sessiz sedasız. Avucum kaşınıyor kardeşim. Allah nerede Yunan'ı görünce dayanamayıp sıkmayayım. İyi. Sıkarken dikkat et de kaza kurşunla gitmeyeyim. Sen merak etme. Ben seni nerede görsem tanırım. Limana yaklaştık. Bir gayret hızlı oğlum. Yüzbaşı Yakup'un dediklerini de unutma. Baba Cevdet'in asker üniformalarıyla ne alakası var? Kumandan, bugün limanda asker sevkiyatı yapılacak. Demek ki deniz yolu ile kaçıracak o subayları. Ben de derhal o limana gideceğim. Hatta Cevdet'i de yanımda götüreceğim. Arkamdan herhangi bir iş yapmasına mani olmak için Alexi. Ayrıca o subayları nasıl yakalayacağımı bizzat görmesini istiyorum. General. Kumandan. Hazırlanın, limana gidiyoruz. Ne sebeple kumandan? Avlanacağız general, avlanacağız. Ankara'nın o pek kıymet verdiği kuvacı subaylar ağımıza takildi. Onları tutuklayacağız. O halde ben baskına hazırlanayım kumandan. Silahınızı almanız kafi. Acelemiz var. Emredersiniz. Pablo. Emredin kumandan. General Cevdet ile birlikte limana doğru gideceğiz. Askerleri hazırlayın, kapının önünde beklesinler. Kumandanım. Mühim bir şey değilse dinleyemem. Kumandanım. Çarşı içinde bir depoda silah ve mühimmat saklandığı ihbarını aldık. Son zamanlarda bir takım Türk kadınlarının sürekli girip çıktığı bir yermiş. Ayrıca cephaneleri geceleri seyir dışına çıkardıkları söyleniyor. Anlaşıldı, sen çık. Şu hale bakın. Simirli'nin içi dişi kaynıyor. Ben hangi birisine yetişeceğim? Kumanda depoya ben gideyim. Olmaz general. Biz Mustafa Kemal'in subaylarıyla ilgilenelim. Depodan çok daha önemli. O halde depo baskını Üsteğmen Leon kumanda etsin. Olabilir. Hatta Alexi de eşlik etsin ona. Kumandan, Alexi bir sivil. Üstelik sizin oğlunuz sakıncalı olur. Ben gönüllüyüm. Hem kuzenim beni kollar general. Endişelenmeyin. Hem bakarsınız işimize bile yarayabilir general. He? Ne dersiniz? Biliyorsunuz. Kuvacıların kokusunu almak konusunda oldukça başarılı Alexi. Kokularını almamak mümkün değil. Emredersiniz. Pekala. O halde siz beni dışarıda bekleyebilirsiniz. Pablo. Madem ki kuzenini sınamak istiyordun, işte sana fırsat. Eğer söylediklerinde haklıysan, Leon bu baskına mani olmaya çalışacaktır. Gözünü ondan ayırma. Zevkle baba. Bir kaşık. Ama bak içmezsen büyüyemezsin. Ben mi içeyim? Çok güzel olmuş çorba. Hadi.
Samet yemek yemek istemiyormuş. Ah. Ne yaptıysam iki lokma yediremedim. Bacım, Alp neden yemiyorsun? Arkadaşlarımı özledim. En çok da Zehra'yı. Bu bebeği Zehra mı vermişti sana? Evet. Onun bebeğiydi. Bana verdi. Ben Zehra'nın yanına gitmek istiyorum. Ablacığım, gidemeyiz. Sametciğim, bak Zehra'yı hiç görmeyecek değilsin ki. Sadece kısa bir süre. Hem insan sevdiğini özlediğinde sadece ondan kalan hatıralarıyla olunur. Sen de bu bebeğe gözün gibi bak, tamam mı? Tamam. Hadi gel, bir lokma daha ye. Sonra Zehra'nın yanına gitmeden önce hasta olmazsın, tamam? Aferin, birazcık daha ekmeğe. Dolayladın mı? Az kaldı. Bunlar bitince onları da alırız. Hadi, iyi. Kadınlar, herkes ellerindeki işi bıraksın. Çabuk, çabuk. Yunanlılar geliyor. Birkaç sokak ötede gördüm. Ne? Çabuk. Ne edeceğiz bacım? Onca yemek var. Bilmiyorum. Bakacağız çaresine. Çabuk, çabuk. Biz nereye gideriz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bulacağız bir çaresine. Hadi herkes acele etsin. Çabuk. Hüseyin'im, tarif edilen bina burası. Böyle Semin'in ortasında yuvalanmaya nasıl cesaret ediyorlar, hayret ediyorum. Hayır yani, bizden hiç mi korkmuyorlar? Heh. Affedersin kuzen. Senin gibi yumuşak huylu askerlerimiz sayesinde korkmuyorum. Skasi Alex'i. Sarın binanın etrafını. Emredersiniz Hüseyin'im. Neden hemen ateş emri vermiyorsun? Burayı mermi yağmuruna tutarsak kimse kaçamaz. Öyle mi? Mühimmat varsa içeride ne olacak? Hepimiz havaya uçacağız, ha? Nasıl biliyorsan öyle yap Hüseyin, ama çabuk yap, ne yapacaksın? İçeridekiler teslim olun. Etrafınız sarıldı, teslim olun. Eğer biraz daha bekleyeceksek ben bir kahve söyleyeceğim kendime. Kırın kapıyı. Yine hafta. Bu tayinas istiyoruz. Böyle üçer beşer çok dikkat çekeriz. Dağılmamız gerekiyor. Latife Hanım'ın evinde buluşuruz. Tamam? Tabii. Hadi. Dikkatli ol. Hadi. Çok korktu çocuk. Abla davranmasaydı oyuncağı kaldı, ona üzülüyor. Zehra'nın bebeğiydi o. Ablacığım ne yapalım, unuttuk artık. Gidip alalım. Olmaz Samet, Yunan bastı oraya, biliyorsun. Ben gidip alacağım. Samet hayır. Bir an önce gitmemiz lazım buradan, hızlı. Çocuk bile var mıyız? Hayır, delirmiş bunlar yani. Kadın başınıza ne işlere kalkışıyorsunuz? Neyse, neyse, keyfim yerinde. İstiyse bütün savaş ganimetlerini ele geçirdik, öyle değil. Teğmen, bütün sandıkları toparlayın. Karargen yanındaki depoya götürelim. Orada tutanak tutacağız. Emredersiniz. Hadi sabuk eleştirin. Toparlayın. Kuzen. İteyatihi yine metomer osmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.